Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa denk geliyorsanız ben Beste. Bugün böyle günlük vlog tarzı bir şey mi çeksek? Yani sanki hiç günlük vlog çekmemişiz gibi. Hiç size ben gün boyunca ne yaptığımı göstermemişçesine bir video çeksek. Ya bu ara gerçekten bir ara iyi gidiyordum. Yani kendi motivasyonumu korumuştum. Şöyle korumuştum. Evet, okul bitti. Kafam rahat. Artık sadece kendi zevklerime odaklanacağım falan filan diyordum ama ilk başta ve çok güzel odaklanıyordum. Bu ara ne oldu biliyor musunuz? İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor biliyor musunuz? Hiçbir şey. Malak gibi ekrana bakıp beynimin suyu akana kadar, beynim bulanana kadar dizi izlemek istiyorum. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bilmiyorum bu hissiyata ben nereden kapıldım. Her şey çok iyi gidiyordu. Kahvemi de yaptım. Kahve içerek konuşalım bir saniye. Öyle. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Bilmiyorum gene buna nereden kapıldım. Of, kendime bu ara zaten uyuyamıyorum. Yani şöyle uyuyamıyorum. Gece böyle 5.30-6 gibi falan uyanıyorum. Kapıdaki horoz sesinden. Şimdi aşağıya kumrular geldi. Alt katın saksısına gösteririm size de. Kumruların sesine uyuyamıyorum. Ben de... Yani uzay zaten sabahleyin çok fazla ses çıkarmıyor. Onları duyunca o da kuduruyor. O da uyanıyor erkenden. Ya camı kapatsam içerisi cehennem gibi oluyor. Ya bende gerçekten böyle bir takıntı var arkadaşlar. Ben sese asla gelemiyorum, asla uyuyamıyorum. Çoğu zaman bile buzdolabını kapatmıştım bile var yani. Çünkü sesi beni çok sinirlendiriyor. Ve ben bir kere sese odaklandığım zaman asla kendimi orada alamıyorum. O yüzden sabahleyin uyanıyorum, iniyorum aşağıya, aşağı duymaya çalışıyorum. Çünkü üst kat çok sıcak oluyor, aşağıya iniyorum. Neyse aşağıda böyle bir uyuyor gibi oluyorum. Sonra bir uyuyamıyor gibi oluyorum, bir sersem oluyorum. O da benim bütün günümü etkiliyor. Bundan sonra hep aşağıda uyuyacağım. Gerçekten üst katta uyumayacağım. Onun dışında proje bir şekilde gitmeye çalışıyor. siz bilmiyorsunuz, ben bir seçimde bulundum. Onu da size anlatayım. Beni aramazlar aramazlar, ben senenin başından beri zibilyon tane yere staj başvurusunda bulundum. Beni hiçbir yer aramaz aramaz aramaz. Bu proje varken beni Teknopark'tan aradılar stajyerlik için ama ben kabul etmedim çünkü projedeyim diye. Bu seçimin sonuçları nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ben bazen ben böyle şeyler gerçekten inanırım, benim için bir dönüm noktası gibi bir şey oluyor yani. Bu tarz şeyler yani dönüm noktası da olmasa da hayatımızdaki bazı şeylerin gidişatını etkileyecek şeyler bence bu tarz şeyler. Bilmiyorum, ben kabul etmedim. Umarım sonucunda iyi şeyler olur diyorum. İME başvurusunda bulundum. İME'de şöyle, sene içerisinde 4. sınıftaysanız, not ortalaması 2.5 üstüyse, alttan dersiniz yoksa çalışabileceğiniz belirli yerler var. Okul size bunu ayarlıyor. Eğer başvurunuz kabul olursa dönem içerisinde onları orada çalışıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bazı seçmeli derslerden de muaf oluyorsunuz eğer orada çalışırsanız. Bilmiyorum, ona başvurdum. Umarım bir işe girer ve okul zamanında orada çalışırım diyorum. Bunun dışında başka ne oldu hayatımda? Başka da bir şey olmadı yani. Günlerim böyle geçiyor. Hala Ubuntu'yu kuramadım arkadaşlar. Yani Ubuntu'yu kurdum da Gazebo'yu kuramadım. Şimdi Ubuntu'nun 20.04 sürümü vardı. Onu sileceğim. 18.04'ünü kurup Gazebo'yu tekrardan yüklemeyi planlıyorum. Onun dışında hayat böyle akıp gidiyor. Bakın kendime yeni gözlük aldım. Diğer gözlük çünkü parti çıkmıştı. Artık tutmuyordu yani. Burada da uzayın kanadı tüyü. Artık tutmuyordu yani. Kendime şöyle bir gözlük aldım. Bunu Atasun'dan aldım. Çok güzel yani, çok beğendim. Şurada da pislik kalmış. Çok beğendim arkadaşlar. Bir tane de siyah vardı. Onu da çok beğendim. Aklım onda da kaldı. Bilmiyorum ya, ilerleyen zamanlarda belki onu da alabilirim. Çünkü çok hoşuma gitti. Farklı farklı gözlükler takmayı ben seviyorum. Ve gerçekten o da çok hoşuma gitti. Bunun da bu işte bu deseni falan bayağı hoşuma gitti. Kaç lira? 120 liraya falan aldım. Yani bunun daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Bakın gerçekten çok güzel. Bunun daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun plastiği falan çok kötüydü ama bu yani Atasun. Evet, güzel. Kabı falan da çok güzel. Şöyle bir kabı verdiler. Bir de içinden şöyle bir kap çıktı. İşte masanın üstünde takıp çıkarttığım zaman bunu koyuyorum. Ya da bir yere götürürken de şuna takarım. Ondan sonra başka size ne aldım videosu olsun. Hadi bunu aldım bu ay içerisinde. Kendime bir tane mouse aldım. HP'den aldım bunu. Ve bundan da çok memnunum bu ara. Yani bilmiyorum, alalı aslında bir hafta falan oldu ama.
Gayet hoş, güzel ve sesi çıkmıyor. Sesten dolayı takıntım olduğu için ben Masum sesine de çok kıl alıyorum gerçekten. Hatta bir keresinde yurttayken Ceren şey yapıyordu, ödev yapıyordu. AutoCAD'de çalışıyor kız, tamam mı? Yani mouse kullanmak zorunda. Ya bende de işte o ara böyle tripsel bir buhran, tripsel bir havadaydım gerçekten. Yani tripsel değil de bunalımdaydım. Ve hani ya ben bir kere o sese odaklandığım zaman Allah'ım ya Rabbim, bak odadasın, böyle şeyler illa ki olur. Kız çalışıyor, sen de uyuyacaksın, çok normal. Kulaklık takıyorum. Allah'ım ya Rabbim, sese odaklandım ya. Kulaklıktan bile onun tık çın çın çın, artık nasıl bir sesi varsa çıt 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 çıt, onun o sesi geliyor. Ne kadar şarkı sesini sonuna kadar açsam da ben onun o sesini duyuyorum. Uyuyamadım bütün gece. Sonra dışarı çıktım falan böyle. Yani kızın hiçbir suçu yok burada. Ödevini yapıyorsun olarak yapmak zorunda. Benim böyle gerçekten triplerim var. Neyse, bu mouse gerçekten çok iyi arkadaşlar. Sesi hiç çıkmıyor. Sonra kendime bir tane hard disk aldım. Bakın. Bu da kaç liraya düşmüştü? Vallahi cidden ihtiyacım olduğu zaman indirimdeyken dengen. Normalde bu 600 lira falan, 550-600 lira falan. Ben de 400'e aldım bunu. 1 TB'lık hafızası var. Onun dışında başka size ne aldım diye göstersem hiçbir şey almadım arkadaşlar. Benim alışveriş şeyim bu kadardı. Millet tren yoldan dünyalar alıyor. Biz hiçbir şey alamıyoruz. Çünkü ya, ne gerek var, ihtiyacım yok zaten. Zaten benim Giresun'da bir sürü eşyam var. Babamın bir yer onları yollaması lazım da neyse. Arkadaşlar herhalde size 5. boyuttan çektim ben. Bu bütün bu arkadaki parıldama ne böyle ya? Zaten alışveriş yapmak için onların gelmesini bekliyorum. Öyle ihtiyacım olanı alacağım. Çünkü gerek yok fazla şeye. O zaman canlarım. Ne yapıyoruz şimdi? Ayın 21 oldu ya. Abi Haziran da bitti aha. Haziran da bitti. Zaman çok çabuk geçiyor ya. İnanamıyorum abi. İnanamıyorum. Ve arkadaşlar bana aşı çıktı ya. Olsam olmasam gerçekten çok kararsızım. Cidden çok kararsızım. Bir ara ben Trendyol'da çalıştım ya. Trendyol'da çalıştığım için bana aşı çıktı büyük olasılıkla. Olursam zaten size söylerim. Bu arada şu şarkıya taktım. Astronaut in the Ocean'ın ezelli olan gemisi gerçekten çok güzel. What you know about rolling down in the deep when the rain comes and all the prisoner, prisoner, lock up and get you off my mind, Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you, why can't you just let me go? Strung out of feeling, my heart is tight. No, I can't control it, I can't control it. Arkadaşlar yemin ederim bu şarkı dinledikten sonra ailenle çekesim geliyor, her ne kadar çekemesem de. Çünkü Allah'ım Dua Lipa burada aşırı seksi ve o kadına burada aşırı bayılıyorum. Cidden arkadaşlar kafa olarak direkt şuna bürünüyorum. Neden bilmiyorum. Ne kadar eyeliner çekemesem de birazdan bu eyeliner silinecek. Çünkü benim göz yapıma göre arkadaşlar ben direkt sileyim. Garip oldum ha. Ya saçlarım garip. Şimdi şekil veremiyorum. Nasıl eşlik ettim? Güzel eşlik ettim değil mi mahalle ve duvara? Abi bu klipte gerçekten dua çok güzel. O zaman I'm coming.
Neyse arkadaşlar, bu kadar yeter. Şimdilik ben ne yapsam? Ben şey yapayım. Ben Ubuntu'daki her şeyi sileyim. Bu Ubuntu gerçekten benim canım çok sıkmaya başladı. Gerçekten canım çok sıkmaya başladı. Yani artık yani lanet olası şey neden olmuyor? Bak, benim sinir krizi geçireceğim şimdi. Ha. Gerçekten sıkıldım artık. Abi olmuyor yani. Olmuyor. Kafayı yiyeceğim ya. Ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi ya hazır da şimdi ne olacak biliyor musunuz? Ben şimdi hard disk'e Ubuntu'yu kurdum ya. Tekrardan Ubuntu'yu silip yerine başka bir Ubuntu kuracağım için benim hard disk'e attığım şeylerin silinecek. Üzerine kuracağım için oradaki şeylerin hepsi silinecek. Onlar silinirse ben onları nereye atacağım? Onları alabilecek bir flash bellek de yok şu an. Yani içindeki bu benim diğer dosyalarım falan filan da var. Ben bilmiyorum ya. Ben iyice sıkıldım. Ben iyice cidden sıkıldım. Hani program kurmak ne kadar zor bir iş gerçekten ya. Lanet olsun. Bilgisayardakileri kopyalasam acaba nasıl olacak ki? Yani Adobe'yi falan ondan açacağım büyük olasılıkla. Çünkü öteki türlü şeyde de çok ne anladı? Hard disk çalışınca, Ubuntu'da hard disk açınca bilgisayar gerçekten kafayı yiyecek yani. O da yiyecek kafayı. Ben nasıl yiyorsam o da yiyecek kafayı. Ya ne kadar altında soğutucu olsa da deli gibi ısınıyor. Deli gibi ısınıyor hem de. Okula falan ben bilgisayarı götürsem herhalde yanacak. Giderken yanında ben soğutucuyu falan da götürmem lazım herhalde. Bilmiyorum ne olacak. Ben cidden hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Saat oldu 12.30. Neyse saat daha erken. Neyse yapacağız. Ben sizi duruma göre açarım arkadaşlar. Görüşürüz. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Arkadaşlar şu an o kadar saçma bir durum oldu ki size anlatamam. Ne oldu biliyor musunuz? Ben İME başvurusuna bulunmuştum. Hani size söyledim ya, gelecek sene dönemi içerisinde başka yerlerde de firmalarda da çalışabiliriz diye. Sonra ben onu Ayhan Hoca'ya yolladım. Sonra benim daha şu an değişmiş Çağatay Hoca'ya yolladım. Bana demez mi senin sayaplabın alttan kaldı? Ne? Çünkü o DC'ydi. Ben onun bütüne girmedim yani, belki notum düşer diye. Geçen sene de girmediğimde DC olanlara onlar geçmişti. Şimdi anlamadım. O kadar krizi geçirdim. Hep yazıyor ya bakın. Efe başarısız. Çok saçma ya. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Çok saçma. Hemen. Çünkü daha 2 gün önce girdim baktım. DC başarılı yazıyordu. Şimdi ne oldu da böyle oldu? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Of of, yani bir şey düzgün gitse yemin ederim kafayı yiyeceğim. Bak gene sinirlendim ha ya. Neden orada sıfır yazıyor? Önceden hiç öyle bir şeyler yazmıyordu. Yazmıyordu. Bak bak, burada E yazıyor. Oraya o sıfır yazdığı için öyle oldu. E yazdı, bak girmedi. Girmedi mi? Onu düzelt. İnşallah sistem düzeltmek zorunda abi yani. Düzeltmek zorunda. Ne zorunda? Of! Kafamı kopartasın var yemin ederim. Sinir krizi geçeceğim gene ha. Sinirlendim. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar yemin ederim 500 saattir. Az önce şu taraftaydım. Tam şurada. Şimdi bu tarafa geldim. Deli gibi bilgisayardan bir şeyler izliyorum sadece. Neden? Çünkü canım hiçbir şey yapmak istemiyor Allah'ım. Neden böyle oluyorum? Ya siz de böyle misiniz? Hı? Sizin keyifleriniz nasıl? Bir an önce gerçekten şu modu toparlamam lazım. Ama kendime şu sözü veriyorum. Bugün de böyle geçsin. Bugün de beynimi akıtana kadar böyle bilgisayara odaklanacağım. Yarın da beynimi bilgisayara akıtana kadar şu sebeple bakacağım. Proje işlerini falan ayarlamaya. Proje demişken... ben hala nasıl sayabım benim FF, ben onu anlamıyorum. Onun sinir krizini geçiriyorum. Aklım bir de oraya gitti de. Neyse hala Sultan Hoca da cevap vermedi. Hocam cevap verin. Allah'tan önceden fark ettim ha. 4 gün sonra İME başvuruları bitiyor. Allah'tan ikinci kez Ayhan Hoca'ya mesaj atmışım. Ayhan Hoca'ya mesaj atmasam ikinci kez o gitti. Oradan o bana danışmanın değiştiğini söylemese Çağatay Hoca'ya mesaj atamayacağım. Çağatay Hoca'ya mesaj atmasam ben FF düştüğünü de görmeyeceğim yani.
Çünkü abi 2 gün önce baktığımda öyle bir şey yazmıyordu. Şimdi neden böyle bir şey yazabilirim ama neyse. Sonucucuğum çocuk, döner misiniz mailime lütfen? İp atlasam mı diye gaza getiriyorum şimdi. Belki ip atlamaya gidebilirim. Bir günde 2 tane, bence bir gün sayılır. Bir günde 2 tane dizi bitirdim. Nasıl? Şey izledim. Kontrol Z'yi izledim. Bir de bu ara cidden yani İspanyol dizilerine sardım. Ben İspanyolca öğrenmek istiyorum yani. Cidden ben İspanyolca öğreneceğim. Bu yaz tabii mesela İngilizceyi ne ara öğrendin de İspanyolca öğreneceksin diye sorarsanız bilmiyorum. Bilmiyorum, onu da öğrenirim. İspanyolca dizilerini sardığım için bir tane Anveren oynadı. Zaten Elite'i bitirdim bir önceki gün. İki günde de Elite'in 4 sezonunu izledim. Zaten Elite'in ilk 3 sezonunu izlemiştim o. Geçmiş olayları hatırlamak için ve Elite dizisini gerçekten çok sevdiğim için tekrar onu izledim. Ondan sonra acıma da sen bir çık şu kulağımda. Ondan sonra acıma da şey oldu. Son sezonunu izledim. Sonra Anveren'in oynadığı bir tane dizi var. Adını söyleyemeyeceğim. Umarım düzgün söyleyebilirim. El Desordon Que Desordon. Nasıl telaffuz ediliyor? Hemen bakacağım. Google Translate'den. Yes. Böyle demek istedim. Evet. İspanyolca. Ben Türkçe şey ne demekmiş? Bıraktığın karşılık demekmiş. El Desordon Que Dejas. El Desordon Que Dejas. Yeah. Zaten İspanyolca kolay diyorlar. Bence kolaylıkla İspanyolca öğrenebilirim. El Desordon Que Dejas. Que de... El Desordon Que Dejas. Ay tamam. El Desordon Que Dejas. 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 El Desordon Que Dejas. El Desordon Que Dejas. Aynen. Direkt hemen telaffuzu gördünüz mü? Dilim falan hemen bir ona geçiyor. Şu konuşmadan anlayabildiniz ki arkadaşlar, ben amacıma ulaşmışım ve benim beynim bulanmış. Evet. Kim aşağıdan bir dondurma falan bir şeyim ya. Bu ara zaten diyetmiş miyetmiş hiç böyle şeyler yok. Köpek gibi yiyorum. Ama dünyaya bir kere mi geleceğiz? Yarından sonra spora başlarım. Acıtıyor mu? Neden acıtıyorsun? Bak telefonum gene düşüyor. Kendime de yeni bir tane tripod almanın vakti geldi arkadaşlar. Hayla. Böyle burada durabilir misin? Duramazsın. Durmasın, bizim kolumuz tutuyor. Kolumuz tripod yaparız böyle. Aynen, kolu tripod. Hemen kolun tripodluk görevini yaparken kulaklık. Şimdi de Deadly Class'a başlayacağım. Bir sezonluk hızlı gençlik dizileri izliyorum. Oğlum tripod kayması. Şimdi bu tripod kayma tripodda olduğu için ben böyle aşağı veririm. Yoksa biliyorsunuz yani. Az önce Sultan Hoca'ya ikinci kez aynı maili yolladım. Aslında ufak bir ekleme yaptım. Normalde hani girmediğim için yazılması gerekirken sıfır yazılmış diye. Ve ufak bir revize verip ondan sonra tekrardan hocaya yolladım. Hani en üstte dursun diye. Duruma göre de şey yapacağım hani. Gruplara falan soracağım Sultan Hoca'nın numarasını bilen var mı diye. Olmadı. Mesaj atacağım yani. Ya da arayacağım. Ben yine... Ben tam balık izlemeye devam ki. Diyorum.
canlarım nasılsınız? Az önce saçma bir günaydın giriş yaptım ama neyse ona çok fazla Şimdi bilgisayara geçtim çünkü nedense benim telefonumun mailine mail gelmiyor. Yani gelse bile bir 10 saat sonra falan geliyor. Ben de işte Sultan Hoca'dan mail gelmedi zannettim. Okul mailinden de yollayacaktım ki bana mail atmış canım benim sağ olsun. Şey dedi hani okulun bilgi sisteminden kaynaklı bir hata dedi. Ben bildirdim dedi. Sonra dedim ki hocam hani 25'ine kadar hallolur mu? Çünkü 20 başvuruları 25'inde bitiyor dedim. Ona dedi ki sen dedi başvurunu yap dedi. Bilgi sisteminden kaynaklı bir hata olduğunu söyle dedi. Onlar dedi ayarlarlar sıkıntı yapmazlar dedi. Umarım sıkıntı yapmazlar. Yaparlarsa yaparlarsa çok büyük bir sıkıntı ama bir şey olmaz diye. Bir şey olmaz diye umut ederekten şimdi ne yapacağımı bilememekteyim. Arkadaşlar uzayda kafayı yedi. Dereden alayım. İçinde koşayım. Ben de kafayı yedim. Halici kafayı yedik. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Gitti hayırlı olsun. Windows gitti. Şu an sizinle krizi geçirmemek için kendimi gerçekten zor tutuyorum. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Yanlış bir şey. Niye bastım? Ya bir şey bu kadar zor olmamalı. Gerçekten bir şey bu kadar zor olmamalı. Yani yemin ederim arkadaşlar, yemin ederim. Benim için hayatta hiçbir şey iyi gitmeyecek. Bunu bir kez daha anladım. Kendimi kandırmanın böyle aman her şey de çok güzel gidecek diye gülmenin hiçbir manası yok. Windows gitti. Ben artık videolarımı nasıl editleyeceğim onu bilmiyorum. Hadi onu geçtim. Ne bok yiyeceğim onu hiç bilmiyorum da neyse saldım çayıra mevlam kayıra. Yani düşünmeyeceğim artık, gerçekten hiçbir şey düşünmeyeceğim. Her şey bir şekilde oluyor, kötü oluyor, iyi oluyor, umurumda değil artık, gerçekten hiçbir şey umurumda değil. Göreceğiz. Hiç try Ubuntu'da hiçbir şey demiyorum, çıkıyorum böyle salak salak takılacağım yani. Gitti ya Windows, gitti abi. Lanet olsun, gerçekten lanet olsun diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yeter ya. Ya Allah'ım gerçekten ne istiyorsun, cidden ne istiyorsun? Ha, canım istiyorsan al da ben de kurtulayım yani. Cidden canım istiyorsan ben de kurtulayım ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar bu sinirimi atabileceğim tek şey patlamak olarak görüyorum. Çünkü hiçbir şekilde evde rahat edemiyorum. Evde sinir tepeme çıkıyor. Gerçekten sinir tepeme çıkıyor. Yani yok ben bilmiyorum, ben mi beceriksizim, kader bana hep böyle mi gülecek ya da hep böyle mi ağzımı edecek, hiç bilmiyorum. Yani gerçekten yemin ederim isyan etmekten gına geldim. Gerçekten etmiyorum, hiçbir şey de demiyorum, akışına da bırakmıyorum ya. Bana ne, ne oluyorsa olsun artık hiçbir şey umurumda değil. Bitti. Bile beceremiyorum. Yapmak istediğim şey gerçekten şu. Tam geçmiyor. Sinirim hiçbir şekilde geçmiyor arkadaşlar. Geçmiyor. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Oh, 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 oh.
Çok bir şey istiyorum. Ne arkadaşlar? Bir şey istiyorum. Ya sadece bir şeyler iyi gitsin istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Bir şeyler iyi gitsin. Neden gitmiyor? Neden gitmiyor? Neden bir felaket olduğu zaman geri kalan her şey felaketle sonuçlanmak zorunda? Neden? Soruyorum, neden? Evet, şu an hayatımızda çok daha büyük bir dert var. Belki bu çok daha büyük bir dert yüzünden bu kadar belki küçük bir şeyi böyle devlet meselesi haline getiriyorum. Bilmiyorum ama gerçekten sıkıldım artık. Çok bir şey istemedim ya. Çok bir şey istemedim. Sadece bir şey iyi gitsin istedim ya. Hiçbir şey iyi gitmiyor ya. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Böyle ucundan gösteriyor bazen, iyi gidermiş gibi oluyor ama sonra o da bok kasarıyor. İnanmıyorum. Ben gerçekten artık ileride böyle her şeyin çok güzel olacağına inanmıyorum. İnanmıyorum. Artık sıkıldım. Sıkıldım böyle umut dolu yaşamaktan. Umutsuz bir insan olacağım artık. İstemiyorum. İstemiyorum. Umut dolu olsan da gene aynı şeyler oluyor. Bakalım umutsuz olunca ne olacak? En azından dediğim gibi bir beklenti olmaz. 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 En azından bir beklenti içerisinde gibi. Gelişini yaşayacağım. Hiçbir şey umursamayacağım. Bu saatten sonra gerçekten hiçbir şey umursamayacağım. Artık bir şeyleri çabalamaktan, uğraşmaktan yoruldum. Diyeceksiniz ki uğraşmadan hiçbir şey olmuyor. Uğraşsan da olmuyor, uğraşmasan da olmuyor. En azından uğraşmadığında ya hep şunu savunurdum abi bak. Şunu savunurdum. En azından bir şeyler için çabala. Çabala. En azından olmaya da olmama olasılığını görmüş olursunuz savunuyordum. Yemin ederim bunu savunuyordum ama artık bu olaylardan sonra çabasa sadece sinir krizi geçiyorsun. Üzülüyorsun, daha çok üzülüyorsun, daha çok hayal kırıklığına uğruyorsun. En azından çabalamadığın zaman bir beklenti içerisine girmiyorsun. Gerçekten. Gerçekten. Gelişini yaşayacağım. Artık hiçbir şey olmamalı. Gelişini yaşayacağım. Arkadaşlar bu kadar ağlamayı Allah herhalde sesimi duydu. Dedi ki sen bu kadar ağlama, yeter sana bu kadar isyan. Ubuntu kelimesini duymak istemiyorum. Windows açıldı. Yani son böyle şey Muhammed abiye sordum. Tam böyle onunla bir şeyler yaparken de son bir kez daha deneyeyim dedim. Şey yapacaktım yoksa yani diski silecektim, diske kuracaktım Ubuntu'yu. Sonra oradan Windows 10'u indirip flash'a Windows 10'u atıp sonra Windows 10'u yanına kuracaktım. Dedim son bir kez daha deneyeyim. Ve o zaman Windows açıldı. Dokunmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Yok abi bilgisayar yanacak sonra. Okula gideriz herhalde bir bozuklu haftaya. O zaman kurarım yani, yapacak hiçbir şeyim yok. Mutluyum, teşekkür ederim Allah'ım. Bir şey iyi gitti, sağ olasın. Bakalım bundan sonra hangi kötü şeyler bizi bekliyor, göreceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Umarım sizin için her şey çok iyi gidiyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benim için bu kadar iyilik yeter. Ben daha fazla hiçbir şey istemiyorum. Yeter. Windows 10. Windows 10'la mutluyuz. Hadi bay. Bütün bu olayların üstüne arkadaşlar bir şey atalım. Böyle kapatalım.